Tabii Sayın Başbakanım, bu Lefkoşa Vakıfşehir konusunu biliyorsunuz, çok konuştuk, çok yazıldı. O yüzden de ki biraz önce projeleriniz arasında hani saydınız ya, 2018 Kültürel Miras Yılı ve o sebepten de ki bir hızla proje başlattık dediniz, yaygın olarak kültürel mirası. Evet. O açıdan da anlamlı buldum ben. Bilmiyorum ne desin değerlendirmeniz. Diğer sorum şudur. Vakıflar İdaresi ile ilgili biliyorsunuz, o da çok konuşuldu ve rahatsızlıklar da var ve biliyoruz ki Bakanlar Kurulu tarafından atanıyor ve denetleniyor. Bu konuyla ilgili var mıdır bir düşünce Vakıflar İdaresi'nin yönetimiyle ilgili olarak? Şimdi arkadaşlar şunu çok açık söyleyeyim. Ben Vakıflar Müdürümüzle, Sayın İbrahim Benter'le bu 5 haftalık süre içerisinde yanılmıyorsam 3 defa falan burada görüştüm. Her görüşmemizde de vakıflarla ilgili çeşitli konuları ele aldık. Bir tanesi vakıfların kiraya verdiği vakıf mallarıyla ilgili bir toplantıydı. Ve o toplantıda ben kendisinden şunu da rica ettim. Vakıfların kiraya verdiği mallarla ilgili sözleşmelerin bir envanterini görmek istiyorum. Bunu Sayın İbrahim Benter'e olan güvensizliğimle asla kimse bağdaştırmasın. Çünkü Sayın İbrahim Benter döneminde olmayan bir takım kiralamalar da vardır. Bunların hepsini görmek istiyorum. Ve vakıflardaki bundan böyle kiralama işlemlerini de belli bir mevzuata bağlamak istiyorum. Yani oradaki yönetim değiştikçe kiralama modalitelerinin değişmesini istemiyorum. 1 TL'ye 1 Euro'ya kiralanan yerler olduğu gibi çok daha yükseğe kiralanan yerler de var. O zaman da dönüyoruz, daha ucuza kiralananlarla ilgili tartışma başlıyor kamuoyunda ama ondan da daha ucuza kiralananlar olduğunu kimse bilmeden bu tartışma yapılıyor. Dolayısıyla sağlıklı bir tartışma ortamını yaratmamız lazım. Vakıflar meselesi Kıbrıs Türk halkının biliyorsunuz 1900'lerin başından hatta ondan önceden beri meselesidir. Çok ciddi bir gayrimenkul envanteri vardır. Bu envanter üzerinden vakıf mallarının doğru amaçlarla kullanılması konusunda Sayın İbrahim Benter'le biz hemfikiriz. Bunu açık söylüyorum. Ha hemfikiriz ama uygulamada görüş farklılığımız ortaya çıkarsa o zaman az önce sorduğunuz soru benim için cevaplanma ihtiyacı olan bir soru olur. Ve ben İbrahim Benter'i başbakan olduktan sonra da tanımadım. Daha önceden beri tanıdığım, vakıflar konusunda sürekli konuştuğum da biridir. Şu an itibariyle benim orada bir problemim yoktur. Ha ben İbrahim Benter'le de vakıflarda şu anda çalışan personelle de çalışabileceğimi, ortak çalışma yapabileceğimi düşünüyorum. Ama bu konuda bugüne kadar çalışıldığı şekliyle çalışılamayacağını da biliyorum. Yani başbakanlık nerenin, neden, kime, hangi amaçla ve kaç paraya kiralandığını bilmek zorundadır. Çünkü bu benim sorumluluk alanımdır. Sorumluluk alanım olduğuna göre yetki de kullanacağım. Nasıl ki polis için söyledim, evkaf için de bu yetkimi kullanacağım. Bu arada soruldu, belki sorunun içinde saklı parantezlerden biriydi. Domotel meselesi de vakıflar üzerinden sürekli gündeme geliyor. Benim iki taraflı da görüşmem oldu. Domotel'le de görüştüm, Sayın İbrahim Benter'le de görüştüm. Ve kendilerinden dün itibariyle ricam şu oldu. Lütfen kamuoyu önünde bu tartışmanın yaşanmasını engelleyin. Bize zaman verin, oturacağız, hep beraber bunu konuşacağız. Domotel önemli bir kullanım biçimidir turizm alanında. Bu kullanım biçimini değerlendirmemiz lazım. Eksikleri, artıkları varsa oturacağız, konuşacağız. Evkaf benim için son derece önemlidir. İki tane önemli yapı arasında kamuoyu üzerinden bir tartışma başlatılmasına ben başbakan olarak razı değilim dedim. Ve Evkaf Genel Müdürümüze de bunu ilettim. Ve Sayın Evkaf Müdürümüz de dün başlayan, Evkaf üzerinden başlayan bir yayını sağ olsun bunun üzerine durdurdu. Dolayısıyla en kısa süre içinde biliyorsunuz çok yoğun günler geçiriyoruz, uyumaya bile fırsat bulmuyoruz. Ama gelecek hafta içinde en kısa süre içinde iki tarafı da ben kendi nezdimde bir araya getireceğim ve meseleyi anlamaya çalışacağım. Yani nerede sorun yaşanıyor, nedir sorun anlayalım, birlikte çözelim. Ama Evkaf'la ilgili, Evkaf gayrimenkullerle ilgili tek sorunun domotel olmadığının da altını çizmek isterim. Neresi, kaç paraya kiralandı, kime kiralandı, hangi amaçla kiralandı, en önemlisi. Kiralandı da ne oldu? Yani elime çünkü sağ olsun Sayın Benter bir miktar dosya halihazırda gönderdi. Ben bakabildiğim oranda, fırsat bulabildiğim oranda baktım. Mesela işlerinde birçoğu şu amaçla kiralanmıştır
ve şu kadar ayda şu yatırım yapılacaktır denilmiş olmasına rağmen orada öylece duruyor. Bütün bunlar, şimdiden söyleyeyim, sözler, sözleşmedeki sözler yerine getirilmediği takdirde hepsi bir bir iptal edilecek. Çünkü bizim evkaf mallarını öyle birilerine hava parası için ileride satsınlar diye verme gibi bir lüksümüz yoktur. Özellikle az önce 15 proje saydım. 15 projenin belki de 3'ü 4'ü surlar içiyle ilgilidir. Benim surlar içinde evkaf binalarını kamu yararına sunmak gibi bir meselem var. Sayın İbrahim Benter'in de böyle bir meselesi olduğunu biliyorum. Geçmişten bugüne gelen meselesi. Dolayısıyla biz bunu ortak bir fikir birlikteliğiyle ve amaçla hayata geçirebileceğiz. Şimdi durdurduk gereksiz tartışmaları, hızla da icraata geçeceğiz. Efkan bazında şöyle bir su istimalleri sürekli bize gelmiş şikayetler. Kira alınıyor düşük fiyata ama ikinci, üçüncü şahıslara yine aynı kişilerden tekrardan kira veriliyor. Tam onu söylüyor. Ve bu o kadar bir rant elde edilmeye başladı ki piyasada bu bir türlü görüldüğü halde bu konuyla ilgili hiçbir şey yapılmıyor. Bununla ilgili çalışma olacak mı? Tespit aynen o. Demin söylediğim oydu. Yani efkaf malları birilerinin hava parası üzerinden rant elde edeceği bir kaynak değildir. Bu evkaf hukukunun amaçlarına da son derece terstir. Yani evkafın amacı elde ettiği gelirlerle yoksul insanları, yoksun durumda olan insanlara hizmet götürebilecek olanakları yaratmaktır. İnsanlar mallarını vakfederken bu amaçla vakfederler zaten. Yani bu vakıf amaçlarının çok dışındadır şu andaki hava parası ve rant uygulamaları. O yüzden zaten sözleşmeleri istedim ve tek tek gözden geçirilecek. Yetmez ama bundan sonraki kiralama faaliyetleri de bir mevzuata bağlanacak. Öyle değişen yönetim kuruluna göre hangi partiden bilmem kim evkafın yönetim kuruluna girdiydi, o partideki bilmem kime kiraya verelim de bilmem ne yapalım uygulamaları ne evkaf hukukuna uygundur, ne vakfedenlerin kendilerinin dinsel olarak önemsedikleri amaçlarına uygundur, ne de hukuka uygundur. Dolayısıyla bunları bitireceğiz, bu olmaz.